Sevgili gençler, merhabalar. Yaşama ve başarıya dair bazı paylaşımlarda bulunacağım. Beni dinlerseniz sevinirim. Birçok öğrencimizin hayallerini ertelediğini, birçok öğrencimizin de hayallerini her gün güçlendirerek hayatın içerisinde olduğunu görüyorum. Onun için değerli genç arkadaşlarım, hayallerinizi hiçbir zaman ertelemeyin. Ertelediğiniz zaman mutsuz, huzursuz olursunuz. Tembellik ve kaygılı olma hissini yaşarsınız. Bu durum size en çok zarar verendir. Bunu ertelemenin, yani hayalleri ertelemenin nedenleri nedir diye bakarsak, genel olarak bireylerin erteleme sebepleri, belirlenen göreve karşı duyulan inanç eksikliğidir. Onun anlamını kavrayamamak, benimsemede sorun yaşamaktır. Çünkü zaferler önce insan zihninde, sonra hayatta kazanılır. İnsan zihninde kazanılmayan bir başarı hiçbir zaman hayatta kazanılmaz. Onun için inanç eksikliği başarısızlığın en temel etkisidir, en temel nedenidir. Diğeri, hedeflerinizle ilgili yeterli hedef koyamamaktır. Yapabilme olasılığı düşük hedeflerinizin olması, varsa o hedefleri gerçekleştirebilecek donanıma başlangıç noktasından itibaren sahip olamamak. Adım adım ve kısa hedeflerin olmaması. Yani hedeflerinize kısa adımlarla ve yavaş yavaş insanlar ulaşabilirler. Bunu bilmenizi istiyorum. Onun için bir insanın başarılı olmasında ikinci olay mutlaka hedeflerinin olması ve o hedeflerine ulaşabilmek için de çok farklı bir şekilde çalışmaya yönelmesidir. Bir başka neden, çevremizde diğer bireylere hesap verme ya da kanıtlama eğilimi içinde olma ve bağımlı bir kişiliğin varsa bu durumun seni olumsuz etkilemesidir. Bu olay sizinle ilgilidir. Çevrenizle ilgili etkilenmeniz gerekmiyor. Bu gelecek sizin. Neyi nasıl yapacağınızı bilmemek ve yol haritanızı doğru belirlememek, kendinizi bir boşlukta hissedip çalışmaya başlamakta her zaman zorluk yaşarsınız. Onun için en kötü plan, plansızlıktan, en kötü düzen, düzensizlikten, en kötü disiplin, disiplinsizlikten iyi olduğunu hiçbir zaman unutmayalım ve mutlaka planlı, programlı bir çalışmaya mutlaka yönelmemiz gerekiyor. Bu sizleri rahatlatacaktır. Bilgi ve donanımda eksik olmanın sebebi sorunlarla başa çıkma yetersizliğini yaşamak ve işten kaçmak olarak almayın. Yani donanım eksikliğinizi üzerine giderek halledebileceğiniz bir konu olduğunu mutlaka görün. Onun için bu kaygılarımızın, korkularımızın, hayallerimizi ertelememizin yok edilebilmesinin nedeni korkmaya gerek yok. Yani ertelemeye ayırdığınız zaman işi yapabileceğiniz zamandan daha çok olduğunun farkına varın. Zaman planlaması yapın. Hangi durumlarda ne kadar zaman kaybettiğinize baktığınızda zaten kendinizi sorgularsınız. Küçük adımlarla hedeflerinize yürümeye başlayın. Çünkü o adımlar daha sonradan sizi nereye götüreceğini gösterir, yani onun farkına varırsınız. Çevrenizdeki ne anneniz için, ne babanız için, ne öğretmenleriniz için, ne sevenleriniz için çalışmayın. Kendiniz için çalışın. Onun için kendiniz için her yaptığın hamle senin geleceğini şekillendirecektir. İyi hamleler yapabiliyorsa, güzelse güzel, iyiyse iyi, başarılıysa başarılı olacaktır. Bunu sadece sen belirleyeceksin.
Hedeflerini ulaşamadığın hedefler olarak değil, ulaşabileceğin hedefler olarak koy ve her gün hedefini yükseltmeye çalış. İnancın sayesinde hep yapabilirim diyeceksin. Kendini her zaman kıymetli gör, sev. İstemediğin ve yapmayı ertelediğin bir durumu başardığın zaman mutluluğu da hissedeceksin. Bunun karşılığındaki ödülü sen hak edeceksin. Şunu unutma, sen istedikten sonra yapamayacağın hiçbir şey olmayacaktır. Sen yeter ki iste sevgili gençler. Hayallerinizi ertelemeyin. Korkmayın. İnançlı olun, sabırlı olun, inatçı olun. Ve çalışmanın, başarılı olmanın hayatın içinde üç tane altın anahtarı var. Bir, inanç. İki, hedef. Üç, bu hedefe ulaşmak için planlı, programlı bir şekilde çalışmaktır. Ben sizlere güveniyorum. Siz yeter ki isteyin, başarılı olacaksınız.